Burası bir eğlence merkezi ve ben bu biletlerle bütün oyuncakları kazanacağım. Eğlence merkezlerinde hile yapmazsanız bu kadar. Hile yaparsanız da bu kadar bilet kazanabilirsiniz. 41-42, tam 4 kat fazla. Bugün Vadi İstanbul Magic World'de biletlerle kazanılabilecek bütün ödülleri, bütün oyuncakları kazanacağım. Kaç olmuş? Oo, bu sefer 25 bin. 25 bin oğlum bak. Burayı kurutacağım. Eğlence merkezlerinde 3 çeşit bilet kazanma olayı vardır. Birincisi tamamen şansla kazanılabilecek oyunlar. İkincisi beceri gerektiren oyunlar. Üçüncüsü de sadece eğlendiğiniz ve bunun yanında bilet kazanabildiğiniz oyunlar. Sadece şansla oynanan oyunlarda çarkı çevirirsin ve bilet sayısının gelmesini beklersin. Şimdi sadece şanstayız. Bildiğimiz çark. Burada bir tane kaptan var. Korsan büyük ihtimalle. Olasılıklar çok fazla. 50 tane boşluk var. Sadece bir tanesi binin altında. Yani bu ne demek? 50'de 1, %2'lik bir şansımız var. Yani matematiksel olarak 100 kere çevirirsek 2 kere 1000 geliyor. Fakat burada bir de şöyle bir durum var. Çevirme hızını tamamen siz ayarlıyorsunuz. Yani buradan şöyle biraz çevireyim, 1000'e getireyim dersen olabilir mi, olamaz mı? Onu deneyelim. 200 gelme ihtimali var. 25 var, 75 var, 15 var. Minimum 15 bilet kazanacağım. 1000 mi geliyor? Beş ya, beş ne abi, beş ne? Arada beşler varmış, onu görmemiştim. Bini kazanmak için şuraya gelmeniz gerekiyor. 25'te o olasılık daha fazla. Doğal olarak 1000 en düşük. 75'te 2 tanesi karşılıyor ama 1000'in yanında 3'er boşluk var ve bunlar da 5. Yani sadece 5 kazandık. Peki bu sadece şans mı gerçekten? Böyle hesaplayıp koysak, ki ben hesapladım aslında biraz önce. Ya o yüzden 1000'e geldi. Acaba gözüm kapansa ve bunu öylesine çevirsem nasıl bir sonuç elde ederim? Tamamen gözümü kapatıyorum ve çeviriyorum. 50'de 1 ihtimal 1000'e gelmesi. Gel gel babana gel. 20 tane kazandım. 1000'e yaklaşmaya çalışırken 5 tane kazanmıştım. Şimdi biraz daha yetenekten gitmek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten sadece şans. İkincisi ise beceri ve hesaplamaya dayalı oyunlar demiştik ya. Onların en güzel örnekleri şu basket potalarıdır ya da top attığınızda deliğe giren oyuncaklardır. .91'e 1.91. Yani 1.91 yüksekliğinde ve yaklaşık 1.91 uzunluğunda bir potaya basket atacaksınız. Bunun normal potalardan çok daha farklı boyutlarda olduğunu görmek için illa ölçmeye de ihtiyaç yok aslında. Bunu gözle görebiliyorsunuz. Ama kas hafızası buna engel teşkil ediyor. Normal şartlarda siz 3.05'lik bir potaya basket atmaya alışkınsınız. Ve neredeyse 3 ya da 4 metre uzaklıktan turnikeye girmiyorsanız. İşte burada kas hafızasının önemi ortaya çıkıyor. Özellikle bu oyunu ilk kez oynuyorsanız kas hafızanız size 3.05'lik bir atış yaptırmak isteyecektir. İlk kez oynayanlar genelde ilk atışlarının hepsini kaçırır. İlk denememde keyif almak için oynayacağım. Ve bunun sonucunda sıradan eğlenmeye gelen bir oyuncunun ortalama ne kadar hediye fiş kazanacağını göstereceğim size. Oyun sonunda harcamış olduğum 8 liraya karşılık 111 puan elde ettim ve 11 hediye fişi kazandım. Bu hilesiz kazandığım. Şimdi biraz da hile yaparsak nasıl bir fark olacağını görelim. Hileyi iyice geliştirdik, Kamil'i içeriye soktuk. Şimdi başlıyoruz. 111'i geçeceğiz inşallah. Hiç kaçırmıyoruz. Toplar sana takıldı Kamil. Daha şimdiden ilk turda 123 yaptık. High skoru geçtik.
Hilesi bile yorucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41, 42. Tam 4 kat fazla. Şu rekoru da kıracak kimseyi tanımıyorum. Topu sok çıkar yaparsak daha fazla olur ama o şansı çok zorlamak oluyor. Zaten buraya bile kaçak girdik. Çünkü böyle bir atış asla söz konusu değil, mümkün de değil. Burada buna kimse izin vermez. Kamil uçtu resmen. Acaba bu hileyle bir tane de olsa oyuncak alabiliyor muyuz? Ona bakalım mı? 40 küsür biletle bakalım ne alabiliyoruz. Kandırdık makineyi, sistemi, rekoru kırdık. Bakalım işe yarıyor mu? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 40 tane biletimiz var bizim kapı gibi. Bir şey alabiliyor muyuz? Maalesef. En az 500'den başlıyor. 500'de şöyle solo testi. 500. Biraz daha fazla oynamamız gerekiyor. Biraz daha oynamamız gerekiyor çünkü en küçük ödül 500. Bir 450 tane daha kazanmamız gerekiyor. Bütün gün buradayız. Milk Jack Toss. Basketle biraz böyle hokkabazlık arası bir şey. Hokkabazlık derken aslında tam olarak değil. Attığınızı sokmak zorundasınız. Fakat basketten çok daha farklı. Delikler çok küçük. 50, 250, 100, 150 ve en arkada da 300 ve en tepede de 1000'lik puanlar var. Büyük oynamak istiyorum. İmkansız, onu binin içine sokmak imkansız. Eğimi çünkü çok farklı. Bitti mi? Yes! Evet! Bine soktum. Tilt. Sonuncusunda soktum. Şimdi de bilet bekliyoruz. Ama soktum. Bilet gelmedi. Çünkü aslında sistem çok güzel korunuyor bir taraftan da. Şuradaki sensör elimizi içeriye sokmamıza izin vermiyor. Bunu algılıyor ve oyun bir anda etkisiz hale geliyor. Hiçbir bilet kazanamıyorsunuz. İşte sensör burada bakın. Görüyor musunuz? Burada normalde makinelerin içine bakmazsınız. Ama bu makinelerin hepsinin içinde hileyi önlemeye yönelik şunlar var. Hile her makinede işe yaramıyor yani. Şimdi normal oynuyoruz. Şimdi oldu ama. Şimdi oldu. En yüksek rakamı aldık. Verdiği bu bakalım. Ama bu çok eğlenceliydi. İşte böyle beceri isteyen oyunları seviyorum. Şans oyunları, evet, her şeyi kazanabilirsiniz ama beceri isteyenlerde o yok. Üçüncüsü için de arcade makineleri harika bir örnektir. Şansınız varsa oyunu oynarken bilet de kazanabilirsiniz. Ama bu her arcade makinesi için geçerli değil tabii. Kung Fu Panda. Vuracağız, ışık yanana vuracağız ve ticket kazanacağız. Ama Kung Fu Panda temasında olacak. Hadi bakalım. Gel, gel. Ha, kırmamamız gerekenler var şu an. Çok yoruldum. Aa, gel. Gel babana. Ah, spor. Gel, al. Demedi. Gözü top çocukmuş. İşte bunlar da söylediğim üçüncü tip oyun. Çok eğleniyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz ve lütfedip size bilet veriyor bütün bunların sonunda. Eskiden bizim zamanımızda bu tür oyunlar çok bilet vermezdi. Sadece oynar geçerdik. Kârdayız. Mesela bu da bir balık tutma oyunu. Sadece eğlence odaklı. Ben bilet verdiğini bile bilmiyordum. Ama oturdum, biletimizi de kazandık. Eğlence merkezlerinin para kazanmak için kurulan işletmeler olduğu sürpriz değil. Buraya gelirsiniz, jeton alırsınız ya da dijital jeton alırsınız, oyunlarla oynarsınız, bilet kazanırsınız. Sonunda da biletler bir işe yararsa oyuncak alırsınız. Zombie Stretcher'a geldim, zombi yakalayıcı. Bakın burada ticket puanları var. 5'ler, 10'lar, 50'ler, 200'ler, 100'ler. Bak 500 geçiyor 500 bak. Görüyor musun?
Büyük ihtimalle basacağım. Bu buraya doğru dönecek. Ucu 500'e denk gelirse buraya düşüreceğiz. Ya da neye denk gelirse şuraya düşüreceğiz. Ve ona göre bilet kazanacağız. 500 kazanırsak bir de bonus 630 daha kazanabiliyoruz. ...636'yı da aldık. Seko! Gel, gel, gel. Bakayım ne kadar uzuyorsun? Ne kadar uzuyorsun? Oğlum çok iyiymiş lan. Hala gidiyorum. Şunu kazanmanın verdiği az... ...hediyeyi alacak olmanın verdiği azdan daha fazla. Yani yaklaşık 2,5 saattir buradayız. Ve şu var ya... Beni o kadar çok mutlu etti ki anlatamam. Hala geliyor bu arada. Bu kadar renkli bir şey oynamamak mümkün değil. Ben kendimi tutamıyorum zaten ama oynayacağım. Ne olduğunu bile anlamadım biliyor musunuz bunun? Sadece oynamak istiyorum şu an. Toplar gelecek. Oho! Herhalde atıyorum ben. Aa! Aa çok iyiymiş. Evet. Gel 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 bin 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 bin. Gel 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 gel. Ne yapacağız bunlarla? Bunları kartınıza yüklüyorsunuz. Ha. Kartınızı yüklüyorsunuz. Nereye koyacak oğlum çocuk bunları buraya Seko? Daha bunun gibi 10 tane daha kazanacağız. Karta yüklüyorum. Yükleyeyim sonra hediyeyi alıyorum. Beş bin. 5000 tanelik var. Bir bakın isterseniz de sizde. 5500. 5500. Bir tane şundan alalım. Bak boyanabilir. Şey 3000. Bir sürpriz yumurta alalım 3750. Bir tane solo pasta alalım 4250. Bir tane de kalem aldık. Ellerim yoruldu. Bayağı uzun sürdü ama sonuçta olmayan bir oyuncak geldi. Gel gel gel. Gel gel gel. Kaç olmuş? Oo, bu sefer 25.000. 25.000 oğlum bak. Burayı kurutacağım. Gerçi burası mı beni kurutacak acaba? Onu tam şey yapamıyorum. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Direkt şunu mu alsam? Dünyanın belki de en ikonik oyunlarından birinin önünde duruyorum. Tilt, 1930'lu yıllarda bulunuyor. 1980-90'larda en fazla oynanan oyunlardan biri haline geliyor. Ama öncesinde çok basit bir hata yapıyor Tilt üreticileri. Makineler çok hafif ve düz bir zeminde oynuyorlar. Öyle olunca da Tilt oyuncuları kaldırıp makineyi istediğini yapabiliyor. Bu makinelerde hile yapmayı engelleyen sır ne? 200 kilo olmaları. İşte bu! İşte bir tane daha! Ne düştü lan? Telefonum düştü. Bunu kazanabilecek miyiz acaba ya? Bunu anlatmama gerek yok herhalde. Bunların hepsini alacağım, hepsini. Bu tür yerlerin en önemli özelliklerinden biri saat bulunmaması. Nereye baksanız saat göremezsiniz. Gerçi artık cebimizde ya kolumuzda her zaman saat var. Ama buna bakmayı unutursak buradan çıkmak çok zorlaşır. 6 saattir buradayım. Oyun oynuyorum ve sanki biraz önce gelmiş gibi. Mesela bir de ne olduğunu anlayamadığım oyunlar var. Bu şans oyunu mu, yetenek oyunu mu hiçbir fikrim yok. Oo.
bayağı iyi puan yapmışım ya. Gel gel gel, nasıl ben bu kadar puan yaptım? Bul karayı, al parayı. Biz bu oyunları eskiden sokaklarda ya da İzmir Fuarı'ndaki Luna Park'ın içinde oynardık. Sürekli bizi üterlerdi, kazıklarlardı. Çünkü böyle oyunları gerçekten çocuksanız özellikle kazanmak neredeyse imkansız. Doğru topu, doğru kartı takip etmeniz gerekiyor. Bu da bunun dijitali. Bakalım bulabilecek miyiz? Hadi başla. Bravo. İkinci şey şimdi, 4 tane var. Page 3. Gel. Oyun biraz şansı, biraz beceriye dayalı. İlk 3 aşama gerçekten topları takip edebiliyorsunuz. Ben edebildim. Ama devamında artık dijitalleşiyor ve gerçekten imkansız bir hale geliyor takip etmek. Orada şans devreye giriyor. Fakat şunu söyleyebilirim. 90'larda çocuksanız, bul karayı, al parayı oynadıysanız o ilk aşamadaki 3 bardakta bile karayı bulamazdınız. Biz yine kârdayız. 1992 yılında Famesty açıldığında bu ilk zincir eğlence merkeziydi. Sokak aralarındaki Atari salonlarının hükmü neredeyse yok oldu. Biliyor musunuz? 90'lı yıllarda lisede İzmir'de okurken Tevfikret Lisesi'nden koşarak 1 kilometre uzaklıktaki Famesty'ye giderdik. 55 dakikalık öğle teneffüsümüzün yarısı koşarak geçerdi. Sadece Mortal Kombat oynayabilmek için. Bugün durum değişti. Artık evlerde de birçok bilgisayar oyununu oynayabiliyoruz. Fakat buradaki ambiyans hiçbir yerde oluşmuyor. Şimdi böyle herkesin anlayabilmesi için bakın. Buradan çıkıyorduk. Burası bizim Seko ile okuduğumuz lise. Sonra şurayı, bu yolu bakın. Bu yolu. Ne daha var? Daha bitti zannediyorsunuz. Daha çok var. Sokak sokak. Fersah fersah. Buraları koşup koşup arkadaşlar. Elimizde yarım ekmek döner veya köfte. Normalde biz şurası sevgi yoluydu. Buradan gidiyoruz ama buradan şu an araba gitmediği için oraya girememiş Google. Yani şu ana kadar Amerikalıların deyimiyle bir 10 blok geçtik. İşte bu kapıya giriyoruz. Buradan bir de 3 kat yukarı çıkıyoruz. Vardık. Bu kadar yolu koşuyoruz. 10 dakika oynayıp tekrar geri koşuyoruz. En bereketli makine bu bak. Şurada bile 1000 tane var. Yani şu makine bize neredeyse bütün gün boyunca bir 200 bin tane verdi. Aslında böyle doğru oyuncakları bulmak size bayağı fazla bilet kazandırabilir. Ama ben buna çok fazla kart geçirdim, çok fazla jeton harcadım. Onu da atlamamak gerekiyor. Biletler dışında hediye kazanmanın yolları da var. Onlar da bu. El-göz koordinasyonu burada çok önemli tabii ki. Mesela ben burada GoPro'yu gözüme kestirdim. Bu da direksiyonlu bir sistem. Şu top buraya düşüyor. İstediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz ve şuraya düşürmek gerekiyor. En fazla alabilmek için 500'e düşürmek gerekiyor jackpot yapmak için. Bunlara bayıldım. Maşa ile Koca Ayı, pijama askerilerden Gecko ile Baykuş. Şans, beceri, eğlence. Bunların hepsini bana getirdi. Diyeceksiniz ki sadece o mu? Hayır. Harcanan para. Buraya yaklaşık bugün bir 5000 lira harcadım. Ve şunu gördüm. Elbette bütün bunlar 5000 liradan çok daha uygun fiyatlara alınabilirdi. Ama kendimi kötü hissetmiyorum. Çünkü bir şeyi denedim. Bütün gün oyun oynanabilir mi? Şansım ne kadar yaver gidebilir?
İnsan böyle bir yerde ne kadar becerikli olabilir? Ve oyuncaklar gerçekten tatmin edici mi? Eğer mesele Hulk'sa bence tatmin edici. Hulk diyorum, sonra neden Hulk demedin diyorlar. Çünkü 90'lı yıllarda arkadaşlar biz Hulk'un Hulk olduğunu hiç duymamıştık. Çizgi filmler falan yoktu ya, o yüzden. Çok güzel oyuncaklar. Bu oyuncaklara ihtiyacı olan, böyle oyuncağa muhtaç olan arkadaşlara dağıtacağım. Kime nasıl dağıtacağımı da göstermek istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.